23 Ekim yani dün gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit verdiğimiz evlatlarımızı toprağa vereceğimiz bir gün. Az evvel Murat Aslan kardeşimizin cenaze töreninde birlikteydik. Hep beraber cenaze töreninin ardından dün saldırının gerçekleştiği, milli savunma sanayimizin gururu, abidevi kuruluşlarımızdan birisi olan TUSAŞ'ta devletin bütün yetkilileriyle birlikte ziyarette bulunduk. Öncelikle şehitlerimize bir kere daha rahmet diliyorum. Bu hain saldırıyı bütün şiddetimizle, bütün kararlılığımızla kınadığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Böylesine önemli bir dönemde birlik beraberlik içerisinde bu saldırıları def edeceğimizi ve asla teröre teslim olmayacağımızı bir kere daha buradan kahraman kazandan milletimize ilan ediyorum. Şunu ifade etmek isterim ki bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması itibariyle hem seçilen mekan itibariyle iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değildir. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz ve buna karşı da her alanda birlik beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Dün hastanede yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde de görmüştük. Bugün de burada gördük ki o yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz burada tekrar vazifelerinin başına döndüler. Burada vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiler. Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk Milli Savunma Sanayi'nde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. İnşallah bu azim ve kararlılık içerisinde Türk Milli Savunma Sanayi dünyada önder kuruluşlar, önder sektör olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlar, bu savunma sanayinde gerçekleştirilen atılımlar sadece bir sanayi kuruluşunun ya da kuruluşlarının gerçekleşmesini, güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayindeki güçlü olması, Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir. Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecektir. Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir. Türkiye barış ve huzur içerisinde 86 milyon yurttaşımızla birlikte hep daha ileriye doğru gidecektir. Düşmanın kim ya da kimler olduğu bizim için fark etmez. Bizim için asıl olan kendi milli hedeflerimizdir, dayanışmamızdır, milli birliğimizdir ve bu çerçevede yolumuza devam etmektir. Bir kere daha savunma sanayini hedef alarak gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu savunma sanayimize bir gerileme, geri adım atma asla böyle bir durum gerçekleştirmez. Tam tersine savunma sanayi yöneticilerimiz başta olmak üzere, mühendislerimiz başta olmak üzere dünya bu anlamda savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecektir. Rahatsızlıklarının sebebinin bu alandaki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bağımsız bir şekilde kendi milli menfaatlerini, sadece kendi milli menfaatlerini önceleyerek adım atmakta olduğundan rahatsız olduklarını da biliyoruz. Ama bir şey daha söylemek isterim. İftiharla söylemek isterim ki Türk savunma sanayinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33'tür. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislerin, savunma sanayinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 50 küsurdur. Bunun bir tane manası var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ülkemiz payidar olsun. Vatanımız her zaman huzur ve esenlik içerisinde olsun. Bütün milletimize sevgilerimizi, selamlarımızı ifade ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.